konumuz fibromiyalji. Hayalet hastalık, tedavisi yok. Yani kesin bir tedavisi yok. Ama biz bu hastalara çok fazla yardımcı olabiliyoruz. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Serdar, tıp doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Kızlarımdan bir tanesi de doktor, dahiliye ihtisası yapıyor. Diğer kızım ise Boğaziçi Matematik mezunu, Endüstri Yüksek Mühendisi doktora yapıyor. Ve aynı zamanda bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Eşim işletme mezunu, beni işletiyor. Aynı zamanda sosyoloji mezunu, aynı zamanda da şu anda adalet okumaya başlayacak. 1991 Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunuyum. 26 yıl hekimlik yaptım. 15 senem askeriye de geçti. Son 22 yıl İETT'nin Büyükşehir'in doktoru olarak çalıştım. Aile hekimliği, kurum hekimliği ve aynı zamanda birçok yerin iş yeri hekimliklerini yaptım. 2017 yılında emekli oldum. Size fibromiyalji ile ilgili bilgi vereceğim. İnşallah çok işinize yarayacaktır. Fibromiyalji hastalığı, vücutta genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde ağrı ile genel yorgunluk hissedilen, uyku düzeninin bozulduğu ve bilinçle ilgili bozuklukların yaşandığı kronik bir hastalık. Fibromiyalji neden olur diye sorarsanız, açıkçası çok da öyle net sebebi bilinmiyor. Ama araştırmalara göre bir takım şeylerle ortaya çıktığı anlaşılmış, tetikleyicilerle ortaya çıkmış, aynı zamanda kalıtsal özelliklere bağlı bir hastalık olduğu gözleniyor. Başka bir teoriye göre de beyindeki ağrı eşiğinin düştüğü ve daha önce acı vermeyen durumların çok acı verici hale geldiği anlaşılmış. Yani bu bir teori tabii. Başka bir teori de sinirlerin ağrı sinyallerine aşırı tepki gösterdiği tespit edilmiş. Ancak şu andaki verilere göre otoimmün hastalıklardan birisi olarak gözüküyor. Çünkü otoimmün hastalıklarla çok benzeşen durumları var fibromiyaljinin. Kısacası aslında en güçlü teori de bu şimdi görülen. Çünkü diğer teoriler tetiklemekle alakalı ama altında yatan sebep bilinmiyor. Fibromiyalji sıklıkla aynı ailede görülüyor ve kalıtsal yolla aktarılabiliyor. Orta yaştan itibaren görülüyor ve yaşlandıkça ortaya çıkma riski daha da artıyor. Ama bunun yanı sıra çocuklarda da gözlenebiliyor. Bu potansiyel faktörler arasında enfeksiyon olabiliyor. Geçmişteki bir hastalık fibromiyaljiyi tetikleyebiliyor. Semptomlarını, belirtilerini daha ağır hale getirebiliyor. Grip, zatürre, salmonella, shigella gibi bakteriler, sindirim sistemi enfeksiyonları, Epstein-Barr virüsünün fibromiyaljiyi tetiklediği biliniyor. Ağır fiziksel ve duygusal travmalar fibromiyaljiyi ortaya çıkartabiliyor, yani stres durumlarında. Tabii travma sonra stres bozukluğuyla bağlantılı olarak gözleniyor. Travmada ya da streste bireylerde uzun süre devam eden etkiler oluşturabiliyor. Stres fibromiyaljinin tetiklenmesinde hormonal değişikliklere sebep olduğu için suçlanmış. Bunun tabii belirtilerine baktığımız zaman fibromiyalji hastalığının vücutta aynı zamanda işte hassas nokta olarak adlandırılan ağrı bölgelerine neden olduğu biliniyor. 5 tane ağrı bölgesinin 4'ünde kas iskelet ağrısı yaşayan bireylerde fibromiyalji teşhisi konulabiliyor. Yani ağrı odaklarından işte 5 tane ağrı odağı tespit edilmiş son çalışmalara göre. Bunun 4'ünde ağrı varsa fibromiyalji teşhisi konabiliyor. Ama tabii ağrı noktaları da artık teşhis için yeterli değil aslında. 3 aydan fazla süren yaygın ağrı tanımlanabilir bir tıbbi durum yoksa, yani altında yatan bir sebep bulunamıyorsa fibromiyalji teşhisini konmasına neden olabiliyor. Yani 3 aydan fazla sürüyorsa ağrılar. Hiçbir laboratuvar testi veya görüntüleme fibromiyaljiyi tespit edemiyor. Ağrı en belirgin fibromiyalji belirtisi. Vücuttaki çeşitli kaslarda, yumuşak dokularda sürekli ve donuk bir ağrı hissediliyor. Hafif bir ağrıdan çok yoğun, dayanılmaz ağrılara, acılara kadar değişebiliyor bu ağrının şiddeti. Günden güne de değişebiliyor. Bununla birlikte vakalarda ağrı ve yorgunluklarının bütünüyle iyileştiği remisyon dönemleri gözükebiliyor. Yani kişi iyileştiğini zannedebiliyor. Fibromiyaljinin ağrısı göğüs bölgesinde olduğunda kalp kriziyle karışabiliyor. Çünkü benzer yapılar gösterebiliyor. İşte delici, yanma tarzında keskin ağrı hissi gelebiliyor. Ya da nefes alamama gibi durumlar görülebiliyor ama sonra kalp olmadığı anlaşılıyor. Fibromiyalji hastalığı sırt bölgesinde olduğu zaman, bu da bir çok yaygın gözüken bir şey, bel fıtığı, boyun fıtığı, kas ya da romatizma gibi hastalıklarla da karışabiliyor. Hatta romatizma ile fibromiyaljinin aynı anda görüldüğü durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Fibromiyalji ağrısını bacaklardaki kaslarda ve yumuşak dokularda da hissetmek
mümkün. Bu ağrı kramp ağrısına ya da romatizma ağrısına benzeyebiliyor. Derin, zonklayan ya da yanma hissine benzeyen bir ağrı oluşabiliyor. Bazı durumlarda bacaklardaki fibromiyalji, uyuşma, karıncalanma ya da bacakların üzerinde bir şeyler yürüyormuş gibi hissedilebiliyor. Bazı durumlarda yorgunluk etkisini bacaklar üzerinde gösterebiliyor. Uzuvları işte hareket ettirmek zorlaşabiliyor. Sanki üzerinde bir ağırlık varmış gibi. Bu hastalar sürekli yorgun hissediyorlar. Uyku problemleri yaşıyorlar. Karında, karın bölgesinde acı ya da ağrı, gözlerde kuruluk, idrar problemleri yaşayabiliyorlar. Hasta kişiler yaşadıkları bulanıklık hissini tanımlamak için beynim sisli gibi tabirini kullanabiliyorlar. Bunun da tabii belirtisi hafıza kaybı, konsantrasyon zorluğu, dikkatini toparlamakta zorluk çekme. Bazı vakalarda bireyler fibromiyaljinin neden olduğu beyin sisini hissedilen fiziksel ağrıdan daha rahatsız edici bulabiliyorlar. Yani hakikaten bu çok zor bir durum açıkçası. Tabii bu aslında fibromiyalji arkadaşlar kadın hastalığı olarak daha çok biliniyor toplumda. Ama erkeklerde de gözleniyor. Kadınlarda belirtiler erkeklerden daha şiddetli. Erkeklere göre kadınlarda ağrı daha yaygın. İrritable bağırsak sendromu belirtileriyle sabah yorgunluğu çok gözleniyor bayanlarda. Ayrıca regl dönemleri çok ağrılı geçiyor. Menopoza geçiş döneminde fibromiyalji belirtilerini daha da kötüleştirebiliyor. Menopozun ve fibromiyaljinin bazı semptomlarının işte benzediği durumlar var ve ayrılması çok güç. Erkeklerde fibromiyalji belirtilerine gelirsek halk arasında daha çok tabii kadın hastalığı gibi görülmesinden dolayı teşhisi zor erkeklerde. Çünkü erkekler işte toz kondurmuyorlar erkekliğe. Yoğun ağrı ve duygu problemleri gözükebiliyor erkeklerde de. Acıya dayanıklı olmalarının inancı şikayetlerini ciddiye almamalarını sağlıyor. Dolayısıyla erkeklerde teşhis çok daha zor. Fibromiyalji tanısı genellikle çok zor konuluyor. Çünkü benzediği hastalıklar çok fazla. Bir de bunun bir testi yok. Yani işte şu teste kesin tanı koyarız diye bir şey yok. Genellikle yanlış teşhis ediliyor. Geçmiş öykü alınmalı tabii bu noktada. Fiziki muayenesi yapılmalı hastanın. Belirtiler, ağrı, vücuda dağılımı özellikle önemli. Karakteristik ağrıları omurga çevresinde, kollar ve bacaklarda genellikle gözlemleniyor. Laboratuvar testlerinden de faydalanılıyor ama fiziki muayene şart tabii bu konuda. Kas kuvvet muayenesi yapılabiliyor. Eklem muayeneleri yapılabiliyor. Tabii bu noktada da özellikle ense, boyun, omuz, dirsek, göğüs duvarı, kalça, bel ve diz bölgeleri kontrol ediliyor. Kesin tabii teşhis koymak bunlarla da çok mümkün olmuyor. Tedavi yöntemlerinde ise fibromiyaljinin bir tedavisi yok. Yani kesin bir tedavisi yok. Semptomları yani belirtileri azaltmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışılıyor. Bunun için ilaçlar, işte non-steroid antiinflamatuarlar çok kullanılıyor ve yaşam tarzı değişiklikleri kullanılıyor. Asıl amacı tabii ağrıyı kontrol altına almak ve yaşam kalitesini yükseltmek buradaki tedavinin. Fibromiyalji için yaygın olarak verilen ilaçlar arasında ağır ağrılar için reçeteli, hafif ağrılar için reçetesiz ağrı kesiciler veriliyor. Yorgunluğu gidermek ve uyku düzenini sağlamak için antidepresanlar kullanılabiliyor. Aynı zamanda bazı epilepsi ilaçları ağrı sinyallerini azaltmak için kullanılabiliyor. Fiziksel tedavi yöntemleri kasların dayanıklılığını artırmaya yönelik, vücuttaki stresi azaltmaya yönelik kullanılabiliyor. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak bireyin kendisini daha iyi hissetmesine yardım etmeye çalışılıyor. Tabi burada terapistler devredeler. Ayrıca fibromiyaljide bitkisel ilaçlar, doğal tedavi yöntemleri, yine doktor kontrolünde, bakın bu çok önemli, doktor kontrolünde kullanılabiliyor. Çeşitli alternatifler tabii düşünülmüş bu konuda. Doğal tedaviler hem stresi hem de ağrıyı azaltmaya odaklanıyor. Ve geleneksel tıbbi tedavilerle birlikte kullanılabiliyor. Fizik tedavi, kaplıca terapisi, meditasyon, yoga, tai chi, egzersiz, masaj terapisi, dengeli sağlıklı diyetler bu tedavide önemli rol oynuyorlar. Tabii diyet ve beslenme önerileri de var bu konuyla ilgili. Ben size şimdi tıpta fibromiyaljiye yaklaşımla ilgili bilgileri aktarıyorum. Daha sonra ben nasıl bakıyorum, ben nasıl yaklaşıyorum onları da kısaca aktaracağım size. Dengeli diyet burada önemli. Vücudun sağlıklı kalmasını sağlamaya yönelik, işte belirtilerin kötüleşmesini önlemeye yönelik, vücuda sürekli bir enerji kaynağı sağlamaya yardımcı olmak konuda önemli. Çok su içilmesi önemli. Etten daha fazla sebze tüketilmesi önemli. Sağlıklı bir kilo sağlanması önemli. Tabii burada kişi her yediği şeylerden sonra bunları takip edecek. Yani neleri yerse daha iyi hissediyor, neleri yerse daha kötü hissediyor. Ve kendi kendinin doktoru olması önemli. Tabii burada fibromiyaljiyle ilgili konuştuğumuz zaman
aslında otoimmün hastalıklarından birisiyle karşı karşıyayız. Yani vücudun kafasının karıştığı hastalıklar. Ben bu noktada tedavi ettiğimiz iki hastayı aslında programaya çıkartmayı düşünmüştüm. İkisine de bundan işte 15-20 dakika önce haber verebildim. Fakat bağlanamıyorlar sanıyorum. Bir tanesi bağlanamıyor hanımefendi. Diğer hanımefendi de, Meryem Hanım da kızını sözlemiş. Hocam dedi, yani bugün mü aranır dedi, daha önce arasaydınız falan dedi. Ama o da işte sessiz bir yere geçebilirse bağlanmaya çalışacak. Tabii biz burada neler kullanıyoruz? Özellikle onu da en sonda söyleyeyim. Biraz savunma sisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü otoimmün hastalıklar ve fibromiyaljide savunma sistemin kafası karışmış vaziyette. Savunma sistemi ne yapar vücutta? İşte virüslere, mantarlara, bakterilere karşı, parazitlere karşı ve hatta kansere karşı bizi korur. Mutasyonları halleder. Tabii mutasyon deyince burada şunu da söylemek lazım. Mutasyon, hepimiz vücudumuzda günde 30 bin mutasyon yaşıyoruz. 30 bin mutasyon. Vücudumuzda 30 bin tane bozulma yaşıyoruz. Ve vücudumuz bunun 29.995 tanesini yok ediyor. Ama 5 tanesi kalıyor yok edilemeden. Ve bu 5 her gün birikiyor. Her gün 30 bin mutasyon, 29.995 tanesi temizleniyor. 5 tanesi kalıyor. 5 tanesi kalıyor. 5 tanesi kalıyor. Bu aylar, yıllar, bu kalanlar birike birike vücutta birçok hastalığa, yaşlanmaya ve kötü şeylere sebep oluyorlar. Peki bu noktada bizim yaptığımız ne? Bizim yaptığımız noktada detoks ve özellikle antioksidanlar, doğru antioksidanlar kişiye özel planlanarak kullanıyoruz. Bu antioksidanlar neyi sağlıyor? İşte omega 3'ler, kovan ürünleri, propolisler, arı sütleri, aloe vera, probiyotikler, yararlı mantarlar. Doktor kontrolünde kullanıldığı zaman ve detoks da devreye sokulduğu zaman, ki biz detoksta 7 günde fibromiyalji hastalarının hemen hemen katılan hepsinin %80 ağrılarının azalmasına vesile oluyoruz 7 günde. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. Neden? Detoksta karaciğeri temizliyoruz, bağırsakları temizliyoruz, toksinlerin ve pis yağın atılmasını sağlıyoruz. 7 gün gibi çok kısa bir sürede hastanın remisyonunu sağlıyoruz ve yaşam kalitesini artırıyoruz. Ondan sonra doğal antioksidanlarla bunu destekliyoruz. Ve kişi tamamen iyi duruma geçiyor. Hastalık tamamen halledilebilir mi? Eğer savunma sisteminin kafa karışıklığı düzeltilirse hastalık tamamen halledilebilir. Şimdi gelelim mutasyona. Biz bu yaptığımız şeylerle her gün o kalan 5 mutasyonun 4'ünü de hallediyoruz. Yani bir tane kalıyor. Kısacası 30 bin mutasyondan doğal antioksidanlarla, 6 ayda bir yaptığımız detokslarla ve doğru yaklaşımlarla, doğru yaşam biçimi, doğru beslenme, doğru bakış açısı ile 30 bin mutasyonun 29.999'unu temizliyoruz. Sonuç ne oluyor? Sağlıklı yaşlanmaya sebep oluyoruz. Birçok hastalıktan kişinin kurtulmasına ve sağlıklı yaşlanmaya sebep oluyoruz. Bunun en büyük örneğini, yani şimdi size bir diyetisyen şu kadar göbekle çıkıp zayıflamanın faziletlerinden bahsetse ona inanır mısınız? Ben inanmam. Ya da 8. evliliğini yapmış, ondan da boşanmış birisinin aile koçluğu yapsa ona inanır mısınız? Kendi ailelerini ayakta tutamamış, yani 8 defa evlenmiş, boşanmış, inanmazsınız. Ama ben bunları söylerken size bahsettiğim yöntemleri 17 yıldır kendi vücudumda, sevdiklerimde deneyimliyorum. Yani tecrübe ediyorum. 54 yaşındayım. Biyolojik yaşım 32, maşallah derseniz sevinirim. Kısacası anlattığım şeyler bizim sadece teorikte değil, pratikte de biz yaşadığımız şeyleri size aktarıyorum. Ve burada yaptığım şey benim bir iyilik hareketi. Zaten beni tanıyanlar bilirler. Ben artık bu yaştan sonra mutlu olmanın yolunda yürüyorum. Nasıl mutlu olurum? İşte insanlara faydalı olursanız, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır hadis-i şerifi doğrultusunda mutlu olursunuz, doğru bir yaşam yaşarsınız ve mutlu olursunuz. Ekibim de bu şekilde. Yani benimle birlikte olanlar da bu şekilde düşünen insanlar. Mutasyonların tabii bunlar, yani 29.995 yerine 29.999 tanesini temizleyebiliyorsanız o zaman siz doğru bir yoldasınız demektir. Burada tabii doğru antioksidanları kullanmak lazım. Doğallık, doğallık, doğallık. Herkes bunu diline pelesenk olmuş. Arkadaşlar doğallık %100 iyilik anlamını taşımıyor. Bir dakikanızı rica ediyorum. Hatta bir dakikada değil, 5-10 saniyenizi rica ediyorum izninizle. Evet, Nuran Koca hanımefendi detokstan yeni çıktı. Kendisine bağlandı. Yayın alabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü düşmeden almaya çalışayım. Merhaba, ben Nuran Koca 45 yaşındayım.
Merhaba Nuray. Merhaba Nuray. Geldim sonunda. Nuray Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani o kadar çoluk çocuk vardı bildiğim kadarıyla. O kadar stres altında bağlandınız. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Sizi dinleyelim. Neler yaşadınız? Çünkü siz bir fibromiyalji hastasısınız. Son detoksa katıldınız. Sizi dinleyelim. Buyurun. Evet, ben yaklaşık bir ay önce teşhis konuldu. Konulduğu gibi hastalığın adını söylemiyordum. Yoğun bir araştırma içerisine girdim. Bana antidepresanlar verdiler, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler. Korktum açıkçası bütün bu ilaçlardan. Araştırmaya başladım. Araştırırken de size ulaştım. Bunu uğraştılar, sonucu iletişim kurdunuz benimle. Detoksa katıldım. Tereddütüm vardı ama en fazla denemiş olurum diye. İlk başlarda hastalığı, vücuttaki değişime bir tepki vermeye başladı. Ağrım oldu. Sonrasında böyle sanki bir şey olmamış gibi, ağrı olmamış gibi uyanmaya başladım. %70-%80 civarında sırt ağrılarım geçti. Dik duramıyordum ben. Sürekli yatarak duruyordum. O bile ağrı veriyordu. Bazen geceleri uykudan uyanıp ağrı kesiciliğim oluyordu. Detoksa birlikte gıdalar çok önemli. Uzak durduk glutenden, diğer hayvansal gıdalardan. Bir arınma oldu, bir rahatlama. Öncelikle nefes teknikleri çok işe yaradı. Nefes aldığım zaman vücut oksijene doydu. Bir de ben aloe vera mucizesi diyorum. Gerçekten faydasını çok gördüm. Bu kadar bir fayda olduğunu tahmin edememiştim. Şu an sabahları dinç uyanıyorum. Sırt ağrım yok. Ben 10 gün önce kadar destek almadan yataktan kalkamıyordum. 30 ve yarım içerisinde açılıyor sırtım. Doktorum da normal olduğunu söylemişti. Şu an öyle bir şey yok. Kendimden alıp yataktan kalkabiliyorum ve ağrım yok. Yani bundan herkesin faydalanmasını gerçekten tavsiye ediyorum etrafıma. Değişik bir şey. Yani çok mutlu oldum ben. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben tabii Nuran Hanım detokstan sonra biz diyoruz ki bu iyilik hareketinde bizimle birlikte olmak isteyen arkadaşlar yazsınlar dediğimizde Nuran Hanım ben sizinle birlikte olmak isterim dedi. Ben o yüzden de kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok insanın hayatına dokunuruz ve faydalı oluruz. İlaç kullanıyor musunuz? Yani ağrı kesici. Ben kullanmıyorum. Yani ağrı kesici kullanmamanıza rağmen şu anda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Ya peki, bu beyinle alakalı. İnsan daha pozitif bakıyor. Bunda sizin emeğiniz çok hiç tutmadan bırakmadınız süresince. Kendime daha çok değer vermeye, kendime döndükçe mutlu oluyorsunuz. Mutlu oldukça daha iyi hissediyorsunuz. Çok teşekkür ederim Nuran Hanım katıldınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, Nuran Hanım gelebildi çünkü bağlanamıyordu. Ben de tabii çok sevindim katılmasına. Sesi gerçi biraz yankılı çıktı ama inşallah anlaşılmıştır. Ben yine de söylediklerini tekrar edeyim. Pek de inanmayarak katıldığını ifade etti başta detoksa. Tabii o fibromiyaljinin iyiye gideceğini falan ummuyordu. Daha önceki konuşmalarımızdan benim alıntıladığım şey bu. Tabii biz de aslında bu kadar beklemiyorduk ama tabii 7 günde çünkü mesela Meryem Hanım da detoks ve arkasından bir zayıflama kürü gerçekleşmişti. Sanıyorum 7 gün detoks sonra 1 aylık zayıflamadan sonra o %80 ağrılarının iyiye gittiğini, ilaçlarını bıraktığını falan söyledi ve hala iyi. Katılabilirse işte o da katılacak. Tabii kızının sözü varmış bugün tam da ters günde denk getirmişiz. Nuran Hanım da ağrılarının %80'inden kurtulduğunu, ilaçlarını bıraktığını ve kendini çok iyi hissettiğini ifade etmişti. Ben de dedim ki programa katılabilir misiniz? Çünkü biz hep teorik anlatıyor gibi gözüküyoruz. Halbuki ben şimdiye kadar yüzlerce fibromiyalji hastasına faydam oldu bu şekilde. Hep de bu şekilde yani çok iyi faydamız oldu. Ama tabii insanları böyle bir canlı yayına sürüklemek çok zor. Yani herkes gelmiyor. Nuran Hanım sağ olsun. Asıl ben teşekkür ederim. Kendisi teşekkür etmiş. Bizi kırmadı ve ben onu kaçta aradım? 8.45'te aradım. 9'da programa başlayacaktık ama yapamadık bağlantıları. Sağ olsun geldi. Evet ben anlatımlarıma devam edeyim bu konuyla ilgili. Mutasyonlardan bahsettik. Doğru doğal antioksidanlardan bahsettik. Burada doğallık %100 iyilik anlamını taşımıyor. Millet doğallık diyor.
Arkadaşlar yılanın zehri de doğaldır, mantar da doğaldır, öldürebilir. İyi olan şey kontrollü doğallıktır. Bizim yaptığımız şey de bu. Kontrollü doğallık. Yani doktor kontrolünde kişiye özel ürünlerin kullanılması. Yani o kişinin hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Herkese işte sen balık yağı al, sen bilmem ne al, sen şunu al, sen aloe vera, sen propolis. Böyle bir şey yok. Kişiye özel, özellikle hastalıklarda da çok dikkatli kullanmak gerekir. Doğallık %100 iyilik anlamını taşımaz. Doğallıkta miktar önemlidir. Kekik suyunu bu kadar içerseniz iyi, şu kadar içerseniz karaciğerinizi mahvedersiniz. Çöre otunu şöyle kullanırsanız iyi gelir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in de sünnettir çöre otu. Ama tutup da işte piyasada satılan şeyleri kullanırsanız bağırsak floranızı yok edersiniz. Bir kere nasıl kullanacağını bilmeniz lazım. Onların dışında gece gündüz almanız, gece ya da gündüz almanız, aç ya da tok almanız etkiyi değiştirebilir. Çünkü diürnal ritim diye bir şey var gece devreye giren. Yani gece hormonlar farklı salgılanıyor, enzimler farklı salgılanıyor. İşte tok mesela balık yağı tok karnı alınır, aç karnı alınmaz. Aloe vera aç karnı alınır. B12 folik asit tok karnı alınır. O öyle alınır, bu böyle alınır. Bazıları hem aç hem tok alınabilir. Ne zaman kullanıldığı önemli. Bunların ötesinde arkadaşlar iki tane iyi şey aynı anda alırsanız kötü bir şey ortaya çıkabilir. Çünkü etkileşim en önemli şey de insanların dikkat etmediği en önemli şey de etkileşimdir. Yaşamla ilgili en önemli şey etkileşimdir. Ve bunu da işte doktorlar, bu işin uzmanı olan doktorlar ve o ürünlerin de uzmanı olan doktorlar bilirler. Sadece bu işin uzmanı olmak yetmez, kullandığınız ürünlerin de uzmanı olmak gerekir. Multivitamin. Herkes patır putur multivitamin alıyordu bir süre önce. Ve sonra anlaşıldı ki, mesela dediler ki, tıpta dendi ki A, C ve E vitamini iyidir. Doğru. Arkasından herkes multivitamin kullanmaya başladı. Bakıyorsunuz bir yerin genel müdürü, İETT genel müdürü, bilmem ne işte daire başkanı, öbürü bakan, öbürü milletvekili. Bunlara yurt dışından gelirken insanlar multivitamin hediye getiriyorlardı. Yurt dışından multivitaminler getiriyorlardı. Daha sonra bir çalışma yapıldı. 30 bin kişilik bir çalışma, tıbbi çalışma. Ve görüldü ki seneler süren, görüldü ki multivitamin alanlarda almayanlara göre kanser insidansı %30 daha fazla ortaya çıkmaya başlamış. Hayda. Şimdi peki önceki bilgi A, C ve E vitaminleri iyiydi. Sonraki bilgi multivitaminler alanlar daha kötü. Aslında çakışan bir bilgi yok. Olay şu. Multivitaminler almak yerine bunları yani insanların yaptığı şu kadar A vitamin, bu kadar C vitamin, şu kadar kalsiyum, bu kadar magnezyum diyerek almak yerine bu vitaminleri doğal ve tanrısal yollardan almanın doğru olduğu anlaşıldı. Bu suni preparatlar bazen kullanılmalı mı? Tabii ki kullanılmalı. Suni preparatlar gerektiği zaman kullanılmalı. Yani ilk 3 ayda hamilelikte B12 folik asit kullanmak zorundasınız. Neden? Spina bifida olmasın diye çocuk. Ya da ne bileyim bazı zamanlarda Q-enzimon kullanmak zorundasınız. Bazı zamanlarda L-arginin kullanmak zorundasınız. Bazı zamanlarda K2 vitamini ya da kalsiyum, magnezyum kullanmak zorundasınız. Bazı zamanlarda vücuda mineral vermek zorundasınız. Ama ne zaman? İşte dediğim gibi doktor kontrolünde bunlar kullanılmalı. Doktor kontrolünde. Ama bu ürünleri bilen ve bu tür yaklaşımları bilen, geleneksel tıbbı bilen doktorlar tarafından kullanılmalı. Bunları da söyledik. Kısacası doğallık iyidir ama kontrollü doğallık iyidir. Doğallık %100 iyilik anlamını taşımaz. Burada mutasyonların halledilmesi anti-aging anlamında taşıyor. Yani sağlıklı yaşlanmak, uzun yaşamakla alakalı. Savunma sistemi ne kadar önemli? Savunma sistemi kötü olanlar basit bir griple ölürler. Ölebilirler. Savunma sistemi güçlü olanlar kanserden bile kurtulabilirler. Savunma sistemi bu denli önemli. Beslenmede özellikle sebze ağırlı beslenmek gerekir. Ha, et gerekli midir? Tabii ki gereklidir. Yani ben vejeteryanlar gibi ya da veganlar gibi düşünmüyorum yani. Çok yanlış bir şey. Bana neden yanlış geliyor onu da söyleyeyim. Bir kere kadim bilgi diye bir şey var. Kadim tıp diye bir şey var. Hani bilimsel bilgi var. Folklorik bilgi var. Bir de kadim bilgi var. Peki en doğru olan nedir? Kadim bilgidir. Bilimsel bilgi aslında kadim bilgiyle örtüşür. Son noktada. Geleneksel tıp yani folklorik tıp iyi midir? O da bazı durumlarda iyidir. Koca karı bilgileri diyoruz. Ama denetlenmelidir. Bazen zarar da verebilir. Kadim bilgi derken şunu kastediyorum. Şimdi siz vegansınız ya da vejeteryansınız. Neye binaen yapıyorsunuz bunu? Diyorsunuz ki ben hayvansal gıda almam. Yani
insanı yaratan, yaratıcının koyduğu sınırlar dışında sınırlar oluşturuyorsunuz kendiniz için. İşte bu yanlıştır. Bunlar zorunlu gereklilikler besin olarak. Yani balık yemek, balık da yeme. O zaman sen ot da yeme, ot da yaşıyor. Ot da bir canlı. Evet, daha fazla bu konuya girmek istemiyorum. Ben o yüzden veganlara ve vejetaryenlere karşıyım. Zaten tıbbi olarak da rahatsızlıklarını görüyoruz. Beslenme sebze ağırlıklı olmalı. Devamlı et yenilmemeli. Doğal şeyler kullanılmalı. Mesela bizim köyde 100 yaşın üzerindeki insan sayısı çok fazladır. Ben Ispartalıyım. Annem Uluborlu, babam Keçiborlu. Buradan Ispartalılara selam olsun. Bizim hanım da Vanlıdır. Vanlılara da selam olsun. Herkese selam olsun. Böyle ötekileştirme, ayrımcılık falan yapmıyorum. Bizim köyde mesela 100 yaşın üzerinde insan çok fazladır. Neden? En büyük sebep benim gördüğüm kadarıyla bulgurdur. Bizim köyde değirmen bulguru yenir. Ve bizim köydeki bulgur pilavının tadı hiçbir şeyde yoktur. Ben 30 sene sonra, yani köyden ayrıldıktan 30 sene sonra o bulguru bulmak için araştırdım ve sonuçta Kahramanmaraş'ta buldum. İnternetten buldum ve getirttim. Evet, benim köyümdeki bulgurla aynı lezzet. Ve biz şimdi evimizde bunu yiyoruz. Maraş'tan getirttim ve hep bunu getirtiyoruz ve bunu yiyoruz. Gerçek bulgur. Şimdi uzun yaşamanın sırrı nedir? Kadim bilgi dedik ya, vettini ve zeytini diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de incire ve zeytin üzerine yemin etmiş. Şimdi bunlar önemli değil mi size? İşte bu kadim bilgi. İncir ve zeytin önemlidir. O yüzden Nazilli'de insanlar uzun yaşarlar, Aydın Nazilli'de. Neden? Çünkü orada incir ve zeytinin gerçeği yenir. Şimdi peki Türkiye'de incir, zeytinin gerçeği yeniyor mu? Siz çoğunuz limon tuzuyla yapılmış zeytin turşusu yiyorsunuz. Zeytin yemiyorsunuz. Zeytini kim yiyor? Güler abla yiyor. Güler Topçu abla yiyor. Onun sayesinde biz yiyoruz işte. Ne yapıyor? Zeytini alıyor, dilimlettiriyor ve tuzlu suda hallediyor. Onun tuzu var. Hiçbir şey koymuyor. Ne limon tuzu, ne bir koruyucu, hiçbir şey koymuyor. Ve o şekilde kuruyor zeytin. O işte gerçek zeytindir. Bunu Ege'de yerler. Ege'nin hepsinde yemezler tabii. Yani işte Nazilli'de yenir. İncir, benim dedemin bahçesinde incir ağacı vardı. Biz kendi incirimizi yerdik. Çünkü benim dedem Ispartalıdır ama emekli edebiyat öğretmeniydi, Allah rahmet etsin. Nazilli'ye yerleşmişti. Benim çocukluğum Nazilli'de geçti. Ondan dolayı çok iyi biliyorum. Orada incirin gerçeği yenir. Şimdi siz burada incirin gerçeğini mi yediğinizi zannediyorsunuz? Gerçek incir enfes olur yani. Evet, bunlar yani kadim bilgi önemlidir. Beslenme önemlidir. Kilo, en büyük problem otoimmün hastalıklarda kilodur arkadaşlar. En büyük problem yani fibromiyajda dahil kilodur. Bakın biz birçok otoimmün hastalığı, sadece fibromiyaj değil, birçok otoimmün hastalıklar var, anlatacağım size. Çoğunda remisyon sağlıyoruz. Yani tıbben ilaçlarla verilemeyecek faydayı sağlıyoruz. Basit bir detoksla. Arkasından doğru antioksidanlarla bunları sağlıyoruz. İlaçlardan çok daha iyi etki sağlayabiliriz. Buradan sonuç çıkartmayın. Bu doktor ilaçlara karşı. Hayır. İlaç gerektiği zaman kullanılmak zorundadır. Uyku önemli. Gece uykusu önemli. Günde 8 saat uykuyu herkes uyumalı. Melatonin mesela gece 10 ile 4 arası salgılanıyor. O saatte uykuda olmak gerekir. Şimdi bizim hanım da diyecek ki sen niye uykuda değilsin? Bu noktada tabii imamın dediğini yapın, yaptığını yapmayın. Ben de bunu düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü en rahat gece çalışıyorum ben. Uyku önemli. Hareket önemli. Bu sadece fibromiyalji ve diğer otoimmün hastalıklarla ilgili söylemiyorum. Genel olarak sağlıkla ilgili söylüyorum. İnsanlar artık yürümüyorlar. Arabası olanlar yürümüyorlar. Hareket önemli. Stres bu hastalıklarda en kötü etkendir. Bütün fiziksel yapıyı değiştirir. Mutsuzluk en kötü etkendir. Amaçsızlık en kötü etkendir. Yani kişi kalktığında amaçsızsa, bir amacı yoksa hayatıyla ilgili, o uyumak ister. Bu depresyondur. Bu bütün hayatı kötüye götürür. Bütün sağlığı kötüye götürür. Düşünün, çocukken geziye gideceksiniz. Yavru kurtsunuz ya da neyse. Bir pikniğe gideceksiniz. Sabah ailenizden önce kalkardınız çocukken. Doğru mu? Mutlulukla uyanırdınız. Sanki saat kurulmuş gibi kalkardınız. Hazırlanırdınız. İşte amaç. Amaçsız bir yaşam hiçbir şey, yani ama anlamsızdır ve mutsuzluk verir. Ayrıca sizi mutsuz eden şeylerden kaçınmalısınız. Sizi mutsuz eden insanlardan kaçınmalısınız. Onlarla aranıza engeller koymalısınız. Temizlik önemli. Temizlik önemli. Çünkü temizlik imanın yarısıdır. Hadis-i şeriftir biliyorsunuz. Hatta bir hadis-i şerifte de eshabım iki şeyden dolayı hasta olmazlar. Acıkmadan yemezler, doymadan kalkarlar. Kilo ve temizlik. Temizlik önemli. İşte yemekten önce ellerin yıkanması, yemekten sonra ellerin yıkanması, taharatlanma, tuvaletten sonra ellerin yıkanması. Temizlik çok önemli.
Tabi temizlikte aşırıya gitmemek de lazım. Kadim bilgi dedik, İslamiyet zıtlar arasındaki ahenktir. Zıtlar arasındaki ahenktir. Yani ne demek? Kibrin zerresi olan cennete giremez, hadis-i şeriftir. Ama kibirliye karşı kibirli olmanız da vaciptir. Yani dinimizin emridir, kibirliye karşı kibirli olmakta. Aşırı temizlik de iyi değil. Bakın en kötü hastalıkların aşırı temiz olan ailelerde ortaya çıktığını görüyoruz. Neden? Doğal bağışıklanma gelişmiyor. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam yere bir şey düştüğü zaman alıp üfleyip yiyiniz buyuruyor. Ya da Müslümanın artığı Müslümana şifadır buyuruyor. Bakın Müslümanın artığı Müslümana şifadır buyuruyor. Bunlar hep doğal bağışıklanma. Bunu da bu ölçüyü de yerinde uygulamak gerekir. İlaçlar sağlıkla ilgili en kötü şeylerden bir tanesi. Yani ilaç yan etkileri. Bunu da doğru konumlamak gerekir. İlaç yan etkileri yine başımızın derdi. Bazen bakıyorum ben insanlar 10-15 tane ilaç kullanıyorlar ve o ilaçların yan etkilerinden dolayı ölenler gördüm ben doktorluk hayatımda. Hiç unutmuyorum bir daire başkanı arkadaşımız vardı bana geldi. Bir sürü ilaç kullanıyor. Dedim abi git bir daire uzmanına bu ilaçları azalttır. Çünkü bunların hepsinin yan etkileri var. 10 tane ilaç yan yana geldiği zaman 10 tane ilacın yan etkileri yan yana geldiği zaman o tedavi edicilikten daha ziyade seni öldürmeye yönelik çalışır dedim, uyardım, azalttırmadı. Bana hep ilaç yazdırmaya geliyordu. Raporlu ilaçlarıydı. 3 defa uyarı yaptım, sonra vefat haberini aldık. Yani kısacası ilaçları da doğru kullanmak gerekir. İlaçların yan etkileri de başımızın derdidir. İlaç kullanmayın demiyorum, doğru kullanmaktan bahsediyorum. Oksijen. Çok önemli yine, en önemli şeylerden bir tanesi. Yani bakın pandemide en kötü şey oksijen saturasyonuydu. Yaşamla ölüm arasındaki çizgi gibi. Nefes alınız. Nefes alma egzersizleri, nefes almak önemli. Otoimmün hastalıklarda savunma sisteminin kafası karışıyor dediğim gibi. Ne demek bu kafası karışıyor? Şu demek artık vücuduna karşı savaşmaya başlıyor. Yani cildine karşı savaşıyor. Sedef hastalığı vitiligo ortaya çıkıyor. Tiroide karşı savaşıyor. İşte Hashimoto tiroid de ortaya çıkıyor. Yani yabancı bir düşman gibi algılıyor kendi dokusunu. Otoimmün hastalıklar bu demek. Göze karşı savaşıyor. Graves-Basedo ortaya çıkıyor. Kaslarla ilgili savaşıyor. İşte miyasteniye gravis hastalığı ortaya çıkıyor. Hep otoimmün hastalıklar bunlar. Biraz sonra sayacağım hepsini. Efendime söyleyeyim. Damarlara karşı savaşıyor. Vaskülit ortaya çıkıyor. Yani damar iltihabı ortaya çıkıyor. Sinirlerin dışındaki kılıfa karşı savaşıyor. Multiple skleroz ortaya çıkıyor. Nedir bu hastalıklar? Otoimmün hastalıklar. İşte Addison hastalığı, multiple skleroz, vaskülit, miyasteniye gravis, pernisiyoz anemi, çölyak, romatoid artrit, psoriasis yani sedef hastalığı, lupus eritematosus, sistemik lupus eritematosus, iltihaplı bağırsak hastalıkları, tip 1 diyabet, Sjögren sendromu, Hashimoto tiroiditi, Graves-Basedo, astım türleri, bazı astım türleri, astım hastalığı, nefes alamama, fibromiyalji, ürtiker, bunların hemen hemen hepsi otoimmün hastalıkları. Yani vücudun kendi dokusuna karşı savaştığı hastalıklar. Vücuda destek veriyor, düzeltiliyor, temizleniyor. Bizim yaptığımız şey bu, vücudu desteklemek, düzeltmek, temizlemek ki detoksta biz onu yapıyoruz. Ve o yüzden olağanüstü böyle iyi sonuçlar elde ediyoruz. Homeostozun yani vücut dengesinin yeniden sağlanması ile otoimmün hastalıklar da yok olur, düzeltilebilir. Homeostoz dediğimiz vücudun dengesini sağladığımızda biz birçok hastalığın da iyiye gitmesine vesile oluyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ölüm hariç her derdin devası vardır. Herhangi bir otoimmün hastalığa sahip kişi başka bir otoimmün hastalığa yakalanma riski diğer insanlara göre 3 kat daha fazla. Yani bir kişide fibromiyalji varsa aynı zamanda Graves-Basedo da ortaya çıkabiliyor. Efendime söyleyeyim sedef hastalığı da ortaya çıkabiliyor. Vitiligo da ortaya çıkabiliyor. Kısacası otoimmün hastalığı olanların diğer otoimmün hastalıklara da yakalanma riski çok fazla. Bu tür otoimmün hastalıklara sahip arkadaşlar, fibromiyalji hastaları benimle irtibat kurabilirler. Telefonum var altta. Beni aramaktan çekinmeyin. Çünkü yardım etmek beni mutlu ediyor, insanlara faydalı olabilmek. Bildirimler aldıklarsanız abone olduktan sonra o zil işaret oluyor sanıyorum. Ve bu sunumu da beğenirseniz üste çıkar, daha çok insan izleyebilir. Çünkü Türkiye'de çok fazla fibromiyalji hastası var. Onlara faydamız olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Allah ömür verirse. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.